Endüstri Mühendisliği Departmanı altında plastik proses uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, sorumluluk alanım e, bir plastik parçanın e, tasarım aşamasından son ürün e, son ürün olana kadarki sürecin hepsini kapsıyor. E, bazı Süreçlerde direkt danışman olarak, bazı süreçlerde ise direkt uygulayıcı olarak görev alıyorum. Mesela plastik parçanın ilk tasarımı, tasarım aşamasında bu plastik parçanın daha sonra enjeksiyon makinasında daha sorunsuz ve hızlı üretilmesi için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var tasarımda. Burada yardımcı olarak görev alıyorum, toplantılara çağrılıyorum, toplantılara katılıyorum. Daha sonra kalıp tasarımı başlıyor, kalıp tasarımından da ben sorumlu değilim, ama ee, prosesin daha iyi olması için benim kalıba tamamen hakim olmam lazım. Ve kalıp toplantılarına katılıyorum. Burada da yine proses olarak e, kalıp nasıl daha iyi olur? Bu konuda fikirler veriyorum. Daha sonra kalıp bana geliyor. Ve ben bu kalıbı çalıştırıyorum. Ee, çalıştırdıktan sonra da bunun montaj hattına veya müşteriye sevkinden, e, yüksek kaliteli sevkinden sorumluyum. Kalıpların bazıları içeride üretiliyor, bir kısmı da dışarıda üretiliyor. Bir süpürgede, elektrik süpürgesinde mesela 20 tane plastik parça varsa bunun 3-4 tanesi içeride üretiliyor. Geri kalan 15-16 tanesi dışarıda üretiliyor. Ben in-house diyoruz, kendi ürettiğimiz parçalara, in-house parçalardan sorumluyum. Ama aynı zamanda üründen de yani fabrikanın plastik uzmanı olarak görev yaptığım için tedarikçide üretilen parçalara da çıkan sorunlarda müdahale etme amacıyla tedarikçilere de gidiyorum.